Valelerle ilgili bir haberimiz var sınavda. Bu arada bu vale kültürü de batıda falan hiç yoktur, onu da söyleyeyim. Yani bizde çok yaygın bir mesele bu valelik. Hatta işte ne kadar? 100 bine yakın vale çalışıyor Türkiye genelinde, rakamlara bakacak olursak. Ocak ayından itibaren yeni bir dönem başlıyor efendim valelerle ilgili. Mesleki yeterlilik aranacak. O yeterliliği sağlamayanlar, o belgeyi almayanlar valelik yapamayacaklar. 100 bin vale çalışıyor dedim. Şu ana kadar kaç kişide o belge var? 2021. Daha önce de geldi benim başıma. Çok defa aracımın anahtarını kaybettiler. Sorumluluk üstlenmediler. Vale artık resmi olarak bir iş kolu, bir meslek oluyor. Yetkili kuruluşlardan belgesi olmayanlar 1 Ocak'tan itibaren vale olarak çalıştırılamayacak. Belgemiz yok. İş yerimiz bu konuda hassasiyet gösterdiği için bir başvuruda bulundular. Belgemizi en kısa zamanda alacağız inşallah. Vale olmak için işte bu belge zorunlu olacak. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bu kartı olmayan kişiler vale olarak çalıştırılamayacak. 13-14 yıldır bu işi yapıyorum. Hani bu işten başka da yapacak da iş de bilmiyorum. Valelerde asgari 5 sınıf ehliyete ve yetkili merkezlerden alınan psikoteknik test raporuna sahip olma şartı aranacak. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu gibi suçlardan sabıkası olanlar belge alamayacak. Bunun yanı sıra kabahatler kanununun sarhoşluk başlıklı maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa dahi vale olamayacak. Valeler yazılı ve uygulamalı sınava girecek. Teorik sınav var. İşte arabayı alıyorsun, müşteriden nasıl karşılıyorsun, araba park etme bilmem ne, o şekilde de onu da öyle yapıyor. Türkiye'de yaklaşık 100 bin vale hizmet veriyor. Bugüne kadar belge alan vale sayısı sadece 2021. Belge almadan valilik yapanlara kabahatler kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacak. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu, vale hizmeti verenlerin kanuna göre fiyat listesi asması gerektiğini de söyledi. Personel geliyor, ne kadar borcumuz? 80 lira. Niye çok? Bu tartışmaların olmaması için mutlaka fiyat listesinin yerinde asıl olması lazım. Ayrıca kamuya açık alanlarda aksine bir işaret yoksa herkes aracını park edebilir. Bazıları yol kenarlarına bir takım engeller koyuyorlar. Bu hukuki değil.